Harika bir videoyla sizlerleyiz arkadaşlar şu anda. Şimdi bugün çok beğeneceğiniz bir konu var. Konumuz şu: ucuz, orta pahalı home gym incelemesi. Yani hani insanlar evlerine spor salonu kuruyor veya işte bazıları eliyle, betonlarla falan çimentoyla yapıyor ya. Gidip onları inceleyeceğiz. 3 tane farklı eve gideceğiz ve bu videonun sonunda pahalı ev salonunda bir sürprizimiz olacak sizlere. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video olacak. Öncelikle sizleri bekletmeden bir ucuzdan başlayalım. Evet, şimdi bir ufaktan zilimize basalım. Ucuz imkanlara geldik. Oo, Erdemciğim, canım abi, kardeşim, saygılar. Evine rahatsızlık veriyoruz ama kusura bakma. Şöyle bir geldik. Şimdi, pardon, unuttum. Başımıza güneş geçti ya, o yüzden. Şöyle bir takayım izninle. Yalnız ev bayağı güzelmiş ha. Bu nasıl ucuz imkan lan? Oğlum ucuz değil, ucuz diye geldik. Bizim evden iyi çıktı. Ev ucuz değil, imkan mı? Bir görelim şimdi, nedir şimdi mevzu? Burada çok pahalı bir şey yok. Bakın arkadaşlar, burada şu an ucuz home gym'e geldik. Ya pet şişemiz var. Ya bunlar her yerden bulunur, herkes bulur bunu. Pet şişe normal 5 litre. Bu şey mi? 4 adet. Bu ne için? Oturmak için mi bu? Ya mesela bu şu an bench için mi bu? 3 tane tabure bench. 3 tabureli bench arkadaşlar, çok iyi. Bu betondan yapılmış. Betondan yapılmış. Kalıptan. Kalıptan. 7 kilo. Sen mi yaptın bunu? O helal olsun ha. Dumbbell'lar var. Klasik BİM'de bulursunuz. Birleştirildi mi bu? Bunlar 2,5 tanesi. İkisini bir şey yardımıyla birleştirdim. Burada bantlamışsın. Bantladım. Arkadaşlar biraz survival mod bura ama. Buranın peki maliyeti ne sana şu an? Ucuz desek. Maliyet. Bunu... Hatırlıyor musun? Herhalde bayağı oldu. Bayağı ucuz yaptı sen bunu. Bunları 15 lira yazarsak 30, 60. Bunlar 5 lira. Fazla bir şey değil. 100 lirayı böyle bulmaz zaman. Yani şu şartlarda 100-150 lira mı diyorsun? Ya bu zamanda 100 lirayı bile buldum. Taburenin bir tanesi kaç para? Ya tabureye evde vardır artık. O şey mi? Evde vardı da koydun. Yani arkadaşlar şuraya bir 200 lira yazalım o zaman. Yalnız. Yani 200 liralık bir gym dediğinizde burada gerek pet şişe hammer'ınız, spesiyel. Hani üye olmak isteyenler buradaki salona. İki, iyiymiş ha bu arada. Betondan yapılmış körleriniz, omuz presleriniz. Erdem gym böyle çalışıyor. Kilo hafif geldiği için de bu ne lan? O da ayrı bir ağırlık, ona bağlanmış. Yok artık. Yani ikisi 7 kilo, toplam eşit olsun diye. Bir tane var. Bu da ayrı artık, kilo artsın diye. Çok iyi. Total sen bunu 200 liraya kurdun. 200. Peki bir şey soracağım sana. Ya şimdi sen şuradan, ev çok güzel bu arada maşallah. Nazar değmez umarım. Burada herhangi bir şey satsan 3 yıllık salon parası çıkar. Niye bunu seçtin yani? Hani evde şeyde, salonda da yapabilirdin. Ya şimdi salona gitmeye bazen vaktimin de olmuyordu. Salon kapalı olduğu zaman oluyordu. Pandemi oluyordu, bir şey oluyordu. O zamanlar hani erime falan. Diyorsun en azından bir pump falan olayım. Böyle hafif kasları doldurayım. Erdem Erdemciğim sağ ol, evine baskın yaptık. Sen kaç yaşındasın burada? 17 abi. Şu 17, daha çok gençsin. Bir görelim, sen bir press yap bakalım bench'te. Şu an bench hazırlığı yapıyoruz. Bench press yapacaksın. Yapalım. Mızrak gibi elindeki de ama. Bu normal bir paspas sopası falan. Çok iyi, çok iyi. Şaşırmıyorum. Ya ağırlık çok olmadığı için ahşapta taşır yani. Olsun, olsun. Şey. Tamam, sen yat bakayım. Abi, ne diyorsunuz yani bu olay? Ay maşallah kardeşim benim ya. Olay bu be. Yok sonra niye olmuyor? Lan bu mentalde de olursa, olursa olur tabii bu iş. Formaneliz alabilir. Harika yapıyorsun ha. Başka? Başka bir şey var mı? İçeride burada de makaralı şey var. Allah Allah. Şimdi burada iki makaradan yaptığımız. Tamam. Kullanımını da değiştiriyor. Sen o değil de ben salon yaptırsam bana kaça yaparsın? Ben sana salon yaptır. Maliyeti yine bir şey. Sen bayağı şeysin, niteliklisin yani. Sana bir salon yaptırayım ben, yap bana böyle şey ucuzdan falan. Para, her şey çok pahalı biliyorsun, açamıyoruz bir yeri yani. Herkes diyor hocam artık bir yerin olsun diyor ama para yok o kadar. Halledebiliriz yani. Hallederiz abi. Ağır takıyorsun. Ya şimdi göstermelik bir ağırlık. Şimdi tabii ip çok uzun, bunu şeye göre ayarlı. Hı-hı. Çekişe göre ayarlı, ikinci makaraya göre. Hı-hı. Ya burada normalde triceps... Aman. Bu biraz tabii Çin işi olmuş ama. Çin işi bir deneyim. Dur bakayım. Yani... Bir 3000 tane yapsam ilk seti bir sürü. Tabii dolama montajı. Güzel ama güzel. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bunu 20 kilo da taktım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Abaca bayağı takdir ettim. En azından hani kendi şartlarında hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Çok iyi yani. Bir de ben şeyi çok beğendim. Niteliklisin yani. Hani bir şeyler birleştirip oluşturabiliyor adam. Hani bir şey dedim miyim? Bu ne oğlum? Benim aklıma gelmez lan. Ya yani buradaki şey, bunu buraya sen mi monte ettin? Aha. Düşün yani. Vallahi. Ya imkan yok şey. İmkan olmaz. Olsun olsun. Ya hep bir yani. Bize imkan var mı? Erdemciğim çok sağ ol valla. Ucuz kısmı seninle bir çekelim dedik. Teşekkür ediyorum. Ama çok beğendim. Yani arada ilmana gelirim sana artık. Basarız yani. Biraz ama kilo falan, biraz daha oğlum, beton. Kilo sana yetmez. Bana biraz daha kilo beraber yapmamız lazım. Onları şey yaparız yani. Beton direkt... yetmez. Beton. O zaman. Bunu direkt dolaba bağlayıp dolabı kaldırmalıyım.
Şimdi sevgili arkadaşlar, orta home gym'imize geldik. Bu arada nerede olduğumu söyleyeyim. İlk bir odadayız. Şimdi Esenyurt'a geldik. Orta seviye bir ev salonuna doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi de merhabalar. Efendim, önce bir güzel, yine bir rahatsızlık verdik ama saygılar. Arkadaşlar, şimdi orta spor salonumuza, ev ortamına geldik. Abi sen artık bize bir gösterirsin nasıl bir şey var. Tabii ki. Ucuzundan başladık. Beton böyle el yapımı dumbbell'lar falan var. Şimdi mevzu biraz daha farklılaşıyor. Biraz daha gym ortamına doğru gidiyoruz. Hadi başlayalım. Burası evden çok bir apartman salonu gibi bir şey olmuş abi galiba. Evet hocam. Sizden başka apartman yapanlar da var. Abi burası home gym. Oo. Abi Fenerbahçeli misiniz? Abi biz Fenerbahçeliyiz. Oo, ben de öyle bir arada. Ama ben dümenden... Oo. Bu ne ya? Aylığı ne kadar abi? Abi uzaktan... Kaça yazılıyoruz buraya? Uzaktan gülüyorsunuz abi. Bu nasıl orta abi? Bu şey pahalıdan da... Şöyle izinliğe bakıyorum. Bir kontrol yapıyorum. Bu arada isminizi söylemeyi unuttuk. Sıkıntı yok. Ben Zafer. Ben Emre hocam. Hoş geldin. Emre, Zafer. Valla sağ olsunlar beni kırmadılar. Abi böyle evinize şey baskın yapar gibi geldik. Rahatsızlık vermeyelim. Evet, doğru. Sağ olun. Kabul ettiniz. Evet. Yani. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar burada her şey var gibi. Özellikle güzel bir bench press'imiz var. Biraz old school abi sanki ama. Abi old biraz eski tarz. Eski tarz ama her şeyi yaparsın. Şurada bak, Smith Machine mi o ya? Abi Smith Machine var. O da biraz eski seri. Bir heyne bakayım bari. Yağlıyor musunuz? Yağlıyoruz abi. Salonlardan aldım ikinci el. Değil mi? O yüzden biraz old school'unu aldım. Şu biraz değişik oldu abi. Ama güzel, çok iyi. Belki şuna bir şey yapabilirsiniz hani böyle tutturucu. Çok iyi. Oo, bayağı akışkan. Abi, ayarı çok iyi. Problem yok. Crossover kablomuz var. Evet. Abi cable crossover'umuz var. Ön bacak, arka bacak yapılabilir. Ön bacak, arka bacak var şurada gördüğün gibi. Plakalar demir. Demir döküm plakalar. Abi var, yaklaşık 500 kiloya yakın vardı. Çok iyi. Direkt hissettiriyor. Bunlar şu an çok pahalı bu arada. Daha ilk yaptığımız zamanlardan plastik ağırlıklarımız duruyor. Abi bu kum yani. Onlar benim evde de var. Onlarla... Ağırlıkların da yok zaten. Bir şey diyeyim mi? 5 yazıyor, 3 çıkıyor. Şu çok başka bir his ya. Tabii, o demir abi, demirin abi. Sesi, demirin hissi öyle. Koleksiyon mu abi? Şu an çok iyi bir şey. Bizde biraz barbolluğu var. Bizde barbolluğu var. Onun haricinde el yapımı çok şeyler vardır. Burada barfix'imiz var. Evet. Çoğu makinenikini beğenmediğimiz için. O led pulldown aparatı. Led pulldown. Evet aparatı. Ama el yapımı. El yapımı. Evet. Kendimiz yaptık hocam. Demirci. Ooo. Çok iyi. Hocam şöyle göstereyim. El yapımı. Ve? El yapımı. El yapımı. Salonların örnek mi alması lazım? Abi el yapımı. Bakın. Birebir ölçülerdedir. Abi ne yaptınız ya? O abi çok iyi. Abi birebir ölçülerdedir. Bakın hocam. Elcik. Kaça veriyorsun bunları? Ben de yanımda çantayla getireyim. Hocam, elcik. El yapımı. Bakın. Son durak abi da. Bakın, burası da hareketli. Çok iyi ya. Eli rahatlatsın diye. Aynen. Bakın. T-bar'ın. T-bar. O da el yapımı. Bak, bakın, şunu. Demirci de kendimize. Yalvarıyorum, şu aparatı alın abi salonlara. İşkence çekiyoruz yani. Bakın hocam. Vallahi işkence çekiyoruz. Yani buna çok... Hani... Halat da var burada. Halatlar falan var. Evet. Biz bu orijinal... Ama biz daha açış farklılıkları olsun geniş diye... Geniş alat, bak arkaya görüyor musunuz? Bu geniş alat. Biz, evet. Bunu da kendimiz yaptık. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Onların T barı buradan atıyoruz abi. Tamam. Ağırlığı tak abi. Bunu yapıştık abi. Çek abi. Abi bizi motive ediyorsun şu an. İdmana sokacaksınız. İdman yapmayalım. Peki. Hocam. Atarsın. Ufak çaldım. Valla gelmeden, atmadan da gitmek olmaz bence burada. Atarız. Peki öyle. Buranın mesela şu an günümüz şartlarında total maliyeti size kaça patladı abi? Tam ne kadar tutar bura? Hiç böyle toplam hesap yapmadık ama bir tane sor. Yani ne? Aldığımız fiyatları tek tek hatırlarız ama şu an güncel değerlerini çok zor hesaplaması yani. Dolar böyle 8-10 lirayken o zaman aldık. Tahminen 50 bin tutar mı şuran bura? Şu an mı? Biz o zaman. Ben şu an önemli. Şu an kapatalım. Şu an bence yani 70'i de görür diye düşünüyorum. Ama o zaman biz 50 de harcamadık. Şimdi birbirimizi kandırmamanın lüzumu yok yani. Yani Letgo'dan sahibinden de çok pazarlık yaptık hocam. İstanbul'un her yerinde dolandık. Şu an ben yani sadece şu kadar söyleyeyim. Sen daha çok bilgisindir. 1 kilo demir ağırlığın plakası. Kiloyla satıyorlar abi. 500 kilo ağırlık var sadece. Bak sadece ağırlıklardan bahsediyorum. Plaka ben. Demir zaten 20-25 kilo. Sadece öyle düşünmeyin. Bakın orada plaka standı var. Orası dizili. Bizim ağırlıklarımız olmadığı için bak demir... Ben sana bir şey diyeyim mi? Burasının rahat 70-60'ı var abi. Yani bizim dediğim gibi hocam çoğu şey el yapımı. Yani bakın gerçekten abartsız abi. Bu elcikler de el yapımı. Doğalgaz borusu. Tamam. Doğalgaz borusu. Bakın ciddi söylüyorum ama sert. Şunları da koyayım abi. İzole, sıkıntı yok hocam. Arkadaşlar buradaki asıl para eden şeylerden biri demir döküm ağırlık. Onu da belirtelim sizlere. Yer kauçuğu olsun. Mesela hani bench press falan ucuza bulabilirsin ama demir ağırlık şu an çok pahalı. Şu anki fiyatlarla ortalama 50 bin ile 70 bin arası denebilir. Vallahi bir burayı da göstermiş olduk. 10 numara yeriniz var vallahi. Allah ben de ileride bir gün adam gibi bir yere çıkarsam böyle bir salon dizayn edeceğim kendime.
Sizden büyük motive oldum. Vallahi. Tabii ben aynen. Eyvallah. Sen işi biliyorsun. Elimizden yine yaparız. Ben yani... şu an bağlantı yakaladım. Evet arkadaşlar, şu an sürprizimiz var diyorduk sizlere. Hulk'un evine geldik. Peki kimdir bu Hulk arkadaşlar? Şimdi ona bakacağız. Şöyle ufak bir tıklayalım. İçeriden yeşil bir şeyler görüyorum ama. Evet hocam. Hocam saygılar. Böyle merhaba. Baskına gelir gibi geldik ama. Hoş merhabalar. Yeşil değilsiniz. Gördüm. Araba değiştiriyor. Nasılsın abi? Vallahi. Mustafa Hoca'nın evine geldik şu anda. Bir kapıyı ses evet, pardon. Tamamdır. O uğultu bizi mahvediyor. Evet. Videoda editçinin hayatı kayıyor ondan sonra. Burada baktık Türkiye'ye daha pahalı bir ev salonu yoktur. Varsa da ben bilmiyorum. Varsa. Vardır ben öyle tamam, bilmiyorsan yok. Bilmiyorum yani. Bugün bir de pahalı kısımda şöyle bir salonu inceleyelim. Mustafa Hocam bize bir tanıtsın. Evet abi sendeyiz. Ne yerin var bir görelim evde. Bu çok böyle güzel. Şu rafa bayıldım bu arada. Evet, benim oyuncak rafım. Abi hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim. Bura benim yarış hazırlıklarında kullanacağım spor salonu diye yaptığım evimin altındaki bir yer. Boş kullanılıyordu. Hı. Yani kullanılmıyordu. Koltuk takımı falan vardı. Spor salonuna gitmek bana artık zor gelmeye başladı. Evimin altında yapıp bir an önce işime geçmek çok da yoğunsun falan. İş güç, yoğunluk. Yoğunluktan dolayı bu çok iyi oldu bizim için. Çünkü saatin hiçbir önemi yok. Müziğini açıp istediğin zaman antrenmanı yapabiliyorsun. Çok keyifli oluyor bizim için. Şöyle bir alan yaptık. Genel olarak makineli... Şuna düştüm abi. Merdivene merdiven. Mi? Ona düşmeyen yok. Bu nedir ya? Bu arada geçen hafta bozuldu. Hadi ya. Buranın topraklamasıyla alakalı galiba. Puf cus diye bir ses geldi. İşte servisi çağırdım. Hemen yaptılar sağ olsun. Ama efsane bir cihaz. Hocam şu terliklerime çıkmamın mahsuru var mıdır? Keyfine bak. Genelde aşağı gidiyor bazıları ama bu gitmiyor. Şu an gitmez. Yani gitmiyor. Hatta üstünde çıkmadan starta bas çalışmaz. Ha. Şu an mesela çıktın. Tuş hemen şeyin ucunda tuş var. Start tuşu var önünde. Basarsan devam edersin. Geliyor. Güzel makine. Bayağı da... Vallahi çok iyi ya. Kondisyonum... Abi terlikle de işte yapılıyor mu? Ben yalın ayak yapıyorum. Yalın ayak değil. Yalın ayak çorapla, yalın ayak falan. Survivor tarzı. Bu çok iyi. Bunun dışında bir tane burada o bak özel aparat yaptırmışsın abi. Abi onları yaptırmadım. Çok onları iyi. Mas Jim vardı. Onlar hediye gönderdi. Çok iyi. Şu var ya muhteşem bir şey ya. Güzel tutuşları var. Ben beğendim. Deneyebilirsin. Bayağı keyifli. Ha, bu tutuşu ben salonlarda bulamıyorum. Yani onların o close gripleri falan iyi hissettirmiyor. Birçok salonda artık var. Bazı yeni salonlar almıyor olabilir. Ben İstanbul'daki ofisimdeki salonda da bunlardan var. Burada da var. Gayet güzeller. Bu arada onların halatın... kaç tane var? 4-5 tane aparat gönderiyorlar tek set için. Ha, böyle farklı farklı tuşlarla. Tabii, aynısı ama farklı farklı açıları var ve gayet güzel. Burada zaten şeyler var. Gördüğünüz gibi LED pull'dan aparatları var. Şurada bir rekimiz var hocam. Ama şunlara bayıldım. Hazır yani yorma yok. Hani tak evet, çıkar spor tak. Spor salonu gibi olmadığı için haliyle pratik olması lazım. Değil mi? Böyle tak çıkar mevzusu yok. Bunlardan çok iyi. Bunlardan da 50 kiloya kadar var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. 50'liklerini yaptırdım. Yani mesele sen 50 daha az diyeceğiz. Hani, mesele benden daha ağır kaldıran da vardır. Mesela dumbbell'lar? 70'liye kadar dumbbell yaptım. Ne diyorsun? Abi 70'lik hiç tutmadım. Vallahi. Bir deneyeyim bakayım. Gel bir tutturalım sana bakalım. Isınmadım ama bel fıtığı olmayayım şimdi mi diyor da. Şey böyle sürekli çekebilirsin aşağıda. Dur bakayım. Şunlar 50, diğerleri 60, 70. Ya yeni de... Türkiye'de kaç kilo dumbbell var en fazla bilmiyorum. Benim gördüğüm 50 var genelde. Genelde 50 var yani. Zaten onlar tozlanıyor. Tozlanan olmadığı için. Biraz daha hafif Ömer abiden. Ömer abi de video çektik abi. Kol fena aşağı. Bileçiyle. Yani. Bir ay kullanmasın kolunu artık. Gene de ben vazgeçtim. Şey olmasın, sakatlık olmasın. Çok iyi. Güzel dumbbell'lar. Yani oraya girerken uzun zamandır ben ağırlık çalışırken düşünmüyorum kilo kaldırırken. Mesela dumbbell'larda falan hep 40 kilolarla sete girer. Böyle bitirirsin ya. Evet. 70'e girerken bir düşünüyorsun. Yapacağım kaç tekrar yapıyorsun 70'te genelde göğüste? Deneme yapıyor musun? Genelde ilk setleri 50, 60, 70 diye gitmeye çalışıyorum. Üçüncü sete denk geliyor. Aslında ilk set 70 girsem belki 10-12 tekrar çıkar. Ama şu an 8 tekrar, 9 tekrar. Çok da iyi bir kilo kalıyor. Abi. İyi bir kilo. Çok iyi bir kilo ya. Burada zaten rekimiz var. Orada rek var. Duvara monteli yaptık onu. Plakalar. Plakalar. Bu arada burada olimpik şey var. Bu mesela şey, orijinal şey mi? Türkiye markasının, bak plakalar da orada. Orijinal halteri ve ağırlık plakaları olimpik var. Olimpik plakaları evet, biraz daha. Onlar çok orijinal güzeller. Haricinde de ağırlık plakası gene aldık buraya. Toplamda 350-400 kilo gibi bir ağırlık var burada. Aslında fiyatı da arttıran onlar oluyor. Çok biraz pahalı oluyor. Ya mesela şununla fiyatları. Çalışmak bench press'te yanlış. Niye biliyor musun? Çok dönüyor. Bak burası çok döndüğü tabii, için. Bileği sıkıntıya sokabilir biraz. Evet. O yüzden bu doğru bir bar değil aslında. Bu kaldırma barı. Bir de çok kalın bir bar abi. Mesela o ince barlar daha hoşuma gidiyor. Kavrama olarak evet, kuvvet ama veriyor biraz. Biz şimdilik ben olduğum için idare edebiliyorum. Bir halka açık salon olsa belki sıkıntı yaşayabilirim. O adam orada ayarken bileği falan sakatlanabilir. Aynen öyle.
böyle. Bunun dışında abi bacak da var gördüğümüz burada. Evet abi, hack squat almış. Aa, Smith machine var ya. 3 boyutlu değil, şey değil galiba. Bir de bu dual bir makine, cable'ı var, bir de Smith machine'ı var arkasında. Aynen. Bir de şeyler var bilirsin var. Bu hani 3 boyutlu var ya, 360 hani böyle kör bile yapabiliyorsun, o tip makineler de var. Var. O tip ne şeyler. Bileyim, belki panatlanım vardır ama ben bulup alamadım. Belki de ona bütçem yeterli. Ya ona gerek yok ya. Buraya sığın. Bu arada burada çok, şampiyon çıkarırsın dediğin alanı gibi. Çok iyi kullandık. Farkında mısın bilmiyorum ama hani ihtiyacı olabilecek. Ferah olması için video için ekipman aranı bıraktık ama şöyle düşün. Her hareketin muadilini dual aldık. Mesela leg curl, leg extension, Smith machine, cable cross. Hani birleşik olmak zorundaydı çünkü alanımız dar. Bir de tavan basık. Çok şey olmasın diye. Ama şu an tavanın basık. Senin manzara kurtarıyor hocam tavan basık. Bahçeye olması çok güzel. Ben burayı gömdüremiyorum. Çok iyi çünkü. Eyvallah. Bu arada leg curl var. Bu arada çok güzel bir makine. Bak evet. Bununla lat leg extension da oluyor. Harika. Hem galiba extension hem leg curl oluyor. Scott o. Bak scott'ı koy. Onsuz olmaz diyorsun. Olmadan olmuyor. Bazen farklı açılarda kullanıyorum onu. Burada hyper extension'ımız var. Şurada da bir hack squat. Hack squat. Mesela o makineyi ben başka bir spor salonunda yaptım. Sadece bunu almak istedim özellikle. Çünkü çok güzel bir açısı var. Bayağı keyifli. Aa, denemeden gittim demeyeyim. Ağırlık var üstünde ama. Tam tersi mi yapıyordun bunda yoksa bunu yok? Bunu iki türlü de yapabilirsin. İkisi tam tersi olarak sırtını da yaslayabilirsin. Ayakta da ters de dönebilirsin. O zaman old school tarz mı gidelim abi? Direkt. Sökeyim mi biraz ağırlık? Boş yeri ağırlık kaldırma. Tamam. Isınmadık ya. Aynen. Tamam. Bu arada ağır değil, haberin olsun. Yapılabilir. Çok iyi ya. Keyifli. Biraz daha alayım. Bayağıdır terlikle squat atmıyordum. Eski ama gerekiyor arada. Arada terlik. Hocam bunun korumalığı neredeydi? Hemen ayağınla bas o demiri. Alttakine bas. Ha, bas tamam. Şimdi otur tabii. Tamam. Aynen öyle. Kullanımı da çok kolay. Çok çok rahatmış bu arada. Aynen öyle. Bar standı var. İşte squat var. Başka ne var? Aynalarımız var. Ya yani genel olarak ihtiyacımızı görecek her şeyi koyduk buraya. Bu arada bayıldım abi. Teşekkür çok çok ederim. İyi yapmışsın. Teşekkür çok ederim. İyi yani. Gerçekten hayırlı olsun bu arada. Eyvallah. Abi asıl merak edilen soru şu. Biliyorsun. Buranın fiyatı ne abi? Millet onu soruyor. Ya toplamı net bir şey mi söylemem lazım, ortalama bir şey. Vallahi aslında buradaki hani şu yer dizaynı, buradaki her şey. Her şeyi kurum, dahil ediyor muyuz? Etmek lazım çünkü millet de evini kurarken bilirsin hani kauçuk koyar, onu alır, bunu alır. Şöyle söyleyeyim, yani 700 bini geçti. Biz düz 700 diyelim ona. Çok iyi, dolar değil. Biraz abarttı. Dolar olsaydı burada olmazdı bu sorun. O da şey olurdu. Çünkü vallahi boyası, elektrik, tesisat hiçbir şey yok burada. Şimdi ilk geldiğim yer 200 liradan başladığı için. Şimdi 700 bine çıkınca kalite farkı. Kaç salon çektin? Valla bir ucuz çektim tamam. Abi. O da işte betonlarla yapmış genç kardeşimiz. Tabii bir tipi. Aynen öyle. Gitmiş yani kendi harç març. Oradan ortaya geçtim. Buna benziyordu ama old school. Okey. Yani böyle yeni değil yani. Böyle mesela merdiven falan nereden bulacaksın? Ama pahalıda da müthiş bir kıyaslama oldu. Hocam sen şimdi geliyorsun sabahları. Evet. Kahveni içiyorsun. Kardiyomu yapıyorum. İzinle gösteriyorum. Tabii tabii, keyifli yapıyorum. Burada şöyle manzara karşısında kör mü yapıyorsun? Keyifli bir şekilde. Bu arada manzaraya çok bakmıyorum. Niye diyeceksin, akşam çıkıp orada takıldığım için artık. Ama şöyle bir şeyin güzelliği var. Kapıların ikisini de açtığımda burası güneş görmüyor ya. Üçüncü katın en alt katı bura. Çok serin oluyor. İki kapıyı açıyorsun. Çok daraldım terlediğimde şuradan çimenlere çıkıp direkt çıkıp böyle bir diyebiliyor. Kondisyonu bir tazeliyorsun biraz daha. Oksijen alabiliyorsun. Keyifli oluyor. İşte özgürsün ya. Çok müthiş bir şey. Evinde spor salonu güzel. Bir de her tarafta senin emeğin var ya. Hani sen yaptın burayı. Evet. Onun vermiş olduğu bir keyif de var evet. Abi. Mustafa hocam, videomun da sonuna geldik. Eyvallah. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladın evinde. Çok sağ olasın. Ama bayıldım. Bu arada kaça üyelik yaparsın? Onu da bana. Sen ayarlarız. Bana ayarlarsın. Abi çok teşekkür ederim her şey için. Arkadaşlar sürprizimiz buydu. Birçoğunuz da beklemiyordu büyük ihtimalle. Mustafa hocamın da kanalını takip etmeyi unutmayın. Kendisinin de böyle ev ortamını, şu güzel ortamı bir göstermiş olduk. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Dikkat edin kendinize. Herkese iyi antrenmanlar.